Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Blog'tayım. Bugün Rami Koç Müzesi'ni geçeceğim. Burası taklı arabalar ve neydi onun ismi? At arabalarının olduğu yer. Gel arkadaşımız. Zamanında 70'ler, 1920'lerde çekilmiş atlar. Yani çok güzel şeyler var. Çok beğeniyorum. Yani bu kızakmış. Yani bunları Moğolların zamanında Haskiler de çekiyordu. Atlar artık ne varsa hepsi çekiyorlarmış. Öyle devam edelim. Arkadaşlar müze çok büyük. Yani nasıl diyeyim? Yani o kadar büyük ki çok bir yer. Atlar, yani faytonlar, gemiler, uçaklar, trenler. Yani hepsi bir kısımda değil, parça. Bunların hepsini size çekeceğim. Bugün devam edelim. Evet arkadaşlar, Dünya Savaşı'nda istihbaratı aldığı kullanılan Amerikan motor Harley Davidson. Bu Volkett de 1950 o zamanlar, Dünya Savaşı'nın olduğu zamanlar ve çok yani o zamanlara göre çok iyi motorlar. Yani arkadaşlar ben çok seviyorum motorları. Yani şiddetler var. Yani çok güzel bir yer. Burada Volesorex Fransız Spinal Connect'i. Yani 70'lere göre çok iyi arabalar. Yani motosikletler. Yani o zamana göre çok iyi yapılmış yani ya. Motosikletler. Yani o zamanın insana göre çok iyi. Bu da işte şu anda zamanında Spar. Spar'da bu motor tamir tadilatta da vardı. Bir tane ya da olması lazım. Evet, bir tane de bu motor Spar'da çok meşhurdur. Halk bunu çok kullanır. Ben izlemiştim o zaman, 2000 dolar mı 3000 dolar mı neydi şu an bilmiyorum, hala var mı yok mudur, ama klasik bir motosiklet. Davidson benim de çok sevdiğim chopper motorlardan biri. Bunlar ilk chopperlardan, bunlar klasik Amerika'daki çetelerin kullandığı motosikletlerden. Cehennem Melekleri ve neydi, Rolly Angels Amerika'da çok ünlü bir şeydir. Harley Davidson onlar için büyük bir şeydir. Yani Harley Davidson'dan başka motor kullanmazlar. Yani öyle. Harley Davidson bizim için bir başkadır. Evde iki tane Harley Davidson botumla şeyim var, gömleğim var. Ama motorum yok. Motoru da yakında alacağım inşallah. Arabanın olduğu bölümdeyiz. Rami Koç'un topladığı, yani koleksiyon yaptığı arabalardan biri. Bu Holding. Amerika'da bunun 3 tane kasası var. Belair, Chevrolet. Bir de Ford'un 50 ve 57'lerin klasik arabası. Çoğu filmde de görmüşsünüzdür zaten. Çok güzel bir araba. 3 ileri otomatik şanzıman var. Şaka 4 otomatik. Devam edelim. Burada da Jaguar var. S-Type R diye. Zamanında yapılmış en güzel arabalardan biri benim için. Burada da çok güzel bir klasik var. İsmini bilmiyorum. MG diye geçiyor. Ford Tenor'in yaptığı ilk Roadster arabalardan biri. 1927 kasa. O zamanlara göre ilk araba, ama burada da Mercedes var. Zaten 1927 ve 1941'deki çoğu araba birbirine benziyor. Sase ve şeyleri, ama sadece biraz daha farklı. Hani öyle. Mercedes güzel bir araba, yani Mercedes severim, ama Ford benim gönlümde yatan araba. İnşallah parayı bulursam. Aha, Ford Mustang. John Wick'in de kullandığı araba. Bir gün bundan inşallah almak nasip olacak. İnşallah Allah'ım. Bu videodan para kazanırsak ileride 4-5 sene sonra inşallah alacağım. Yeah.
Austin eski bir yapım, bilmiyorum 70 falandır. 1 2 3 Yani böyle dayı, bu arabada şey yok. Gaz fren. Aa, o zamana göre böyleymiş. When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the on the moon.